var, Roberta var, Albert var falan. Hani onlardan belki bir bahsedebiliriz. Böyle bir şey olabilir. Bir de son kapanış olarak bundan bahsedeyim o zaman. Bak burada söylüyor, ULM Fit'le olay başlıyor gibisinden. İlk First Transfer Learning'im NLP'deki 2018'de. Hatta Jeremy Howard, Fast AI'nin kurucusu ve Sebastian Roder, bu ikisini NLP ile ilgileniyorsanız tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sonra işte bu Attention Hugging Face diye bir, Hugging Face'i de biliyorsunuzdur büyük ihtimal. Hugging Face diye bir tane startup var. Transformers diye bir library'leri var. Bütün bu BERT veya türevi Transformer'ın implementasyonları. Biraz önce biz şimdi Trax'ın Transformer'ına baktık ya. Hugging Face'i de popüler, train edilmiş çoğu modelin şeyleri var. Library'si var. Buradan direkt mesela bak BERT, Transformer XL, XLNet, Roberta, XLM, OpenAI, GPT, GPT-2 falan. Hepsi var. Hepsi de attention all unit'ten zaten şey geliyor. Bunu anlatacaktım. Başka ne anlatacaktım ben buradan? Belki önümüzdeki hafta Ramazan'ı şey yapabilirsek o buralardan daha güzel insight'lar verebilir. Hepsi de birbirine benziyor şuradan gördüğünüz gibi. Tamam, bunun detayına fazla giremeyiz. O biraz olmaz. BERT'le ilgili işte bütün paper'ların, tool'ların, implementasyonların olduğu bir tane şey var. Repo var. Buna bakabilirsiniz. İşte BERT transformer'ların detayları, şeyleri falan, attention konsepti, işte transformer architecture falan hepsi var burada. Şey, nerede o, hangi linki nereden buldun abi? Linki chat'e atabilir misin abi? İstemişler. Böyle açtığın linkler varsa bir çıkmadan atabilirsen. Mute'landın şu an. Tabii ki dedim. Teşekkürler abi. Atıyorum. Tamam. Başka ne yazacağım? Abi. Şey attım ben. Emrah'ların paper'ı atmıştım. Şunu GPT-3 atalım. olur. Şunu atalım. Bu source kodu, bunu anlatmadık. Ha, şu önemli. Şunu atalım. Tamam, bu kadar sanıyorum, bu kadar. Şey kısmı, ödev kısmını çok şey yapamadık ama isterseniz hani daha detaylı bir şey de isterseniz üzerinden geçebiliriz. Veya önümüzdeki hafta da biraz daha şey yapabiliriz. Var mı ödevle ilgili sorusu olan, çözemediğim bir şey soracak olan var mı arkadaşlar? Zamanımız var yani, o kadar bir şey yapmayalım. Herkes çözdü mü bütün soruları ya? Yüz mü? Herkes yüz mü? Hazır yakalamışsınız şey Fatih, bence soracak varsa Ekrem, belki sorun vardır senin, böyle bir hissediyorum. Ya assignment ile ilgili de şeyi merak ediyorum. Hani BERT'te aradaki ortadaki şeyleri, kelimeleri çıkartıyorduk ya. Biz bunu hep en sondakini çıkarsak o zaman da language model mi oluyor? Evet. Yani bir sonraki kelimeyi tahmin ediyorsun. Language model oluyor, evet. Yani language model'la şeyler de var. Mesela Elmo'ya bir bak bence. Elmo bayağı bir güzel yani. Keşke Elmo daha iyi performans gösterseydi. Yani belki de şu an hani yolun başındayızdır. Bunların hepsi nispeten yeni şeyler. Mesela Roberta'dır, XLM'dir, bilmem nedir. ULM Fit de mesela kağıt üzerine bakıyorsun. Çok güzel yani. Gradual unfreezing var, şu var, bu var falan. Ama başka birisi başka bir yöntem geliştiriyor. Daha iyi çalışıyor. Hani biraz da çok da hani anladığımız şeylerde değil. Hani teorik olarak açıklayabildiğimiz şeylerde değil. Şu yüzden şu iyi çalışıyor diye. Hani birisi bir model architecture deniyor. Onun iyi çalıştığını görüyor. Ve o adaption oluyor yani mesela.
Transformer dediğim gibi 2017'de hani makalesi. Ama şeyden bu Bert'ten sonra biraz popülerleşiyor, şey yapıyor falan. Yerine göre, zamanına göre hani LSTM de hala uygun olabilir. Hani böyle her şey sadece Transformer gibi değil. Sadece bu aralar hani o popüler diyelim ve iyi sonuç gösteriyor diyelim. Ya herhalde iyi sonuç göstermeseydi Google Search onu kullanmaz gibi mesela. Şu galiba. Bak 2019'da Google kendi search'lerinde BERT'i kullandığını anlatıyor mesela işte. Mesela nasıl query'lerinizi daha iyi anlıyoruz. Mesela eskiden şöyleydi diyor. Eskiden 2019 Brezilya işte vize gerekiyor mu dediği zaman şu geliyormuş. İşte artık bu geliyor falan diye. Hani Google Search'ü transform eden bir şey yani. Mesela Do Aestheticians Stand Allowed at Work gibi bir şeydi. Eskiden bu geliyordu, şimdi bu geliyor diyor. Yani kendileri search'ü değiştirmiş. Bu ne kadar büyük bir şey. Yani o açıdan ilginç bence. Ama hala çözülmüş problem değil falan filan diyor vesaire vesaire. Çok iyi çalışıyor yani Bert'in olayı o. De Bert neden yavaş çalışıyordu ve Google bu yavaşlığı nasıl çözüyor? Bir sorun. Hangisinin neyi çözüyor? O kısmı yakalayamadım. Google yani aramalarında Bert kullanıyorsan nasıl çok hızlı bir şekilde aramalara cevap veriyor? Yani tam çok büyük makineleri vardır falan da yani öyle mi yani? Devam. Şöyle şeyde mesela Google indeksliyor sayfaları değil mi? Mesela aslında onu arka tarafta BERT'ten geçiriyor yani büyük ihtimal değil mi? Ve hani senin search'lerin çok küçük bir kısmı ilk defa yapılan search. Yani çoğunluğu daha önceden yapılmış. Yani daha önceden yapılan search'ün sonucunu keşlemek yani çok da büyük bir şey değil. Hani Google scale'inde tabii ki büyük bir şey de. Hani sen ilk defa yapılmış bir şey yapıyorsan ona da en kötü ne yapar? Hani ona en yakın sonucu döndürür. Onu arka tarafta proses eder falan filan. Onu bir şekilde çözersen Google scale'indeysen hani onu her türlü çözersin. Ama oradaki şey bir defa sadece BERT kullanmıyordur tabii ki. Hani Google'un hani bu PageRank'ten beridir. Hani yüzlerce binler bir sürü şeyin ensemble'dır. Yani belki binlerce modelin ensemble'dır. Hani BERT oradaki bir parçadır yani. Yoksa arka tarafta onu fallback'leri hani yüzlerce fallback vardır yani. Ama şunu fark etmişsinizdir. Hani eskiden Google zaman zaman böyle algoritma işte Google bilmem ne algoritmasına geçti. Search sonuçları sıralaması değişti falan olurdu. Hani bu SEO'cuların falan özellikle şey olurdu. İşte o algoritmaların da isimleri vardı. Bilmem ne algoritmasına geçtikten sonra şöyle oldu bilmem ne. Hani çok uzun bir süre boyunca artık böyle algoritmalar falan değişmiyor. Buradan neyi anlıyoruz? Hani bunlar artık search için deep learning kullanıyor yani. Hani BERT kullanmaları belki nispeten yenidir de hani deep learning gibi 2-3 senedir kullandıkları bariz yani. Büyük ihtimal arka tarafta fallback algoritmalar da var ama hani çoğu çünkü personalized olayından da anlayabilirsiniz. Hani artık herkesin search'ü kendine farklı bir şey getiriyor yani. O da biraz bubble'a da sebep oluyor da hani sana senin seveceğin sonuçlar getiriyor. Oysa ki belki hani ben onu istemiyorum. Hani o yüzden mesela şey falan çok yaygındır. Hani Google Search'ü incognito window'da falan mesela. Hani bizim Ramazan falan hep full incognito kullanır mesela. Bir biraz privacy kaygısı falan da var ama personalization bubble diye de bir şey var. Bu ne demek? Senin bir embedding'in var, tamam mı? Sayfanın bir embedding'i var, query'nin bir embedding'i var. Ben bunların dot product'ını alıyorum yani. Bunun özeti bu yani. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Biraz konudan bağımsız gitmiş olduk ama bence hani buradaki spesifik olarak ne nedirden ziyade neden bu böylenin hani peşine düşmek faydalı. Bu BERT'ler falan gerçekten büyük modeller olduğu için böyle hani Nvidia'dan alacağın ekran kartına sığacak modeller değil. Hani kendileri bunları train etmek için hardware yapıyor. Yani TPU yapıyor. Yani böyle bir şey. Ve devasa donanımlarda bunları train ediyor.
Ama bu kötü haberdi. İyi haber de hani bunun farklı, mesela diyor ki ben şunu 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 yaptım. İşte 1000 kat daha hızlı train ettim ama performansında %90'ını korudum. Bunun gibi hani kendi yapabildiğimiz çözülebilen şeyler de var. Hala kendi desktop'ınızda işte Nvidia ekran kartınızda significant şeyler yapmak da mümkün. Onun haricinde Colab var işte. Hani Colab da işte GPU sağlıyor biraz. Öyle yani, böyle sadece büyüklerin elinde de olmak zorunda da değil. Yani bu off-the-shelf pre-trained modellerle de güzel şeyler yapılabilir. Ama benim sadece naçizane tavsiyem, hani arka tarafta ne olup bittiğini bilmekte büyük fayda var yönünde olurdu. O zaman yavaş yavaş toparlayalım Utku, değil mi? Olur abi. Yani haftaya biraz şey yaparsın istersen abi. Daha wrap up yaparsın yani. Hani genel olarak 16 haftanın sonu olduğu için. Olur mu? Yani bugün Tabii hani tabii tabii. belki arkadaşlar soruları var, soramadılar falan. Yani haftaya biraz daha hem şey olur. Yani toparlarsın yani, daha uzun. Tabii. Yani şeyde bu şu an biz week 3'teyiz. Önceki derslerim falan da hani şey olur. Burada week 1'de biraz LSTM'den bahsediyoruz sanırım. Önümüzdeki haftanın şeyinde de şu local sensitive hashing, KNN falan, bunlar da bizim favori konularımızdır. Sanıyorum Reformer'dan bahsedecek. Çok da bir video kontenti yok zaten önümüzdeki hafta için. Evet. Yani çünkü assignment'lara bakarız. Bir de şey, yani hazır Fatih'i yakalamışken sorularınızı hazırlayın arkadaşlar. Haftaya biraz terletin mi diye düşünüyorum. Terletin. Terletebilirsiniz. Her zaman, sadece burada değil, buranın dışında da her zaman Evet. ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani Okey o zaman. Var mı? bu şey, yani bu kurs bence hani genel olarak güzel. Hani sadece deep learning tarafını değil, şey tarafını falan da anlattı. Yani bir önceki kurslarda ne derler, machine translation, machine learning diyelim, traditional machine learning algoritmaları falan. O açıdan ben bayağı bir faydalı görüyorum. Bu işin hani LSTM'i de var, Transformer da var, Support Vector Machine de var. İşte TF-IDF'i de var. Yani hepsiyle bir bütün, her yerine göre doğru yerde doğru teknolojiyi kullanmak, doğru yerde doğru baseline'leri yapmak bence faydalı. Yani NLP ile olmuş olabilecek her şeyi öğrenmiş